Merhaba arkadaşlar. Şimdi komponentu tanıma adına son faile bakıyoruz. Son failimiz neydi? HTML'e baktık, JavaScript'e baktık, CSS'e baktık. Bir de SVG dosyası var. Burada göremezsiniz çünkü zorunlu bir dosya değil. Onu ekleyip nasıl bir şey olduğuna bakalım. Şimdi öncelikle MyCom'un üzerine geliyorsunuz. New File diyorsunuz. Orada aynı isimli MyCom nokta SVG dosyasını oluşturuyorsunuz bu şekilde. Evet, SVG dosyasını oluşturduk. İçi şu anda boş görüyorsunuz. İçinde hiçbir şey yok. O yüzden hata gösteriyor. SVG dosyası nasıl yapılır? Çok önemli mi? Onunla alakalı çok bir şey söylemek istemiyorum ama çok fazla görmedim. Videolarda çok fazla görmedim. Ama bazı sitelerde SVG dosyası nasıl yapılır bakabilirsiniz. Şöyle bakalım isterseniz. SVG WSchools diye bir site var. Oradan bakalım. SVG diyor. Görüyorsunuz. SVG gördüğünüz gibi büyük bir konu. Yani bunu burada tek tek anlatamam. Bunun rectangle'ı var, circle'ı var, elipsi var. Gerçekten uzun bir konu. O yüzden ben kısaca koymak istiyorum. Şurada görüyorsunuz, bu şekilde SVG faili yapabiliyorsunuz. Benim ekran dondu. Evet, ekranım dondu. Evet, ekranım dondu. Şimdi geri geldi. En basitiyle şu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. SVG ile başlayacak. Eğer Salesforce'un sitesine giderseniz hazır kalıp şeklinde size veriyor. Şu şekilde kullanabilirsiniz SVG dosyasını. İşte ne diyor? Rectangle diyor, circle diyor. Bu şekilde kendi attribütleri var. Dediğim gibi uzun bir konu. Şu anda buna girmeyeceğim. Ama SVG diye bir dosya var ve bu şekilde onu kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi kaydettim. Şimdi isterseniz deploy yapalım. Bakalım farkı ne? Tabii şunun içine resmi koymanız gerekiyor. Icon olarak kullanıyorsunuz. Ben sadece SVG ile alakalı birkaç şey söylemek istiyorum burada. Birincisi şu. SVG ne işe yarıyor? Sadece icon olarak kullanabiliyorsunuz. Komponentin icon'u oluyor. Yani ikonlar var diye ikon olarak kullanıyorsunuz. Birincisi bu. İkincisi, her komponenta sadece bir tane SVG dosyası olması gerekiyor. Tek bir tane olması gerekiyor. Üçüncüsü, aynı isimde yazılması gerekiyor. mycom.svg şeklinde. Bu bizim komponentin o hani avatar ya da ikon diyelim. İkonunu temsil ediyor diyebiliriz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi Salesforce'un sitesini hazır olarak bunları var. İsterseniz yazalım bakalım. SVG in Salesforce diyelim. Bakalım bizim karşımıza ne çıkaracak. SVG yazmamışım. SVG. Evet. Gördüğünüz gibi burada görebilirsiniz. Şuradan aldım. Siz de buradan eğer kullanmak istiyorsanız buradan alabilirsiniz. Sadece şuradaki SVG dosyasının linkini değiştirmeniz gerekiyor. Gerisi aynı kalabilir. Bunu kullandığınız zaman sizin komponentin bir icon'ı olmuş olacak. Tek farkı o. Bununla alakalı çok fazla detaya girmeye gerek yok. Bu şekilde arkadaşlar HTML, JavaScript, JS, Meta ve CSS artı SVG dosyalarını görmüş olduk. Bundan sonra yapacağımız videolarda artık Lightning Web Component'u tamamen detaylarıyla öğrenmeye başlayacağız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.